Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Mustafa ben. Antalya Life Co'da çalışıyorum. Burada detoks beslenme, detoks yaptırıyoruz herkese. 5 çeşit programımız var. Evet. Bunlardan 2 tanesi yemenin olmadığı, sadece sıvıyla beslenme. Bunlardan 3'ü, 1 tanesi ketojenik olmak üzere 2 tane de düşük kalorili beslenmemiz var. Master Detox'tan bahsedelim. Master Detox detoksun en iyi programı aslında. Onda hiç katı bir şey tüketmek yok, çiğnemek yok. Yaptığınız süre boyunca sıvıyla besleniyorsunuz. Neden katı bir şey yok ve çiğnemek yok? Çiğneme olmamasının şimdi, faydası nedir? Çiğneme olmadığı zaman mide enzimleri nasıl anlatayım? Çalışmıyor derken kalın bağırsak duruyor bir kere. Evet, katı tamam bir şey yenmediği için. Çünkü vücuttaki en büyük enerjiyi harcayan organlardan bir tanesi sindirim sistemi. Bu yüzden sindirim sistemi durdurduğunuz zaman vücudunuzdaki o enerji diğer vücuttaki hasarlı yerleri onarmaya vakit bulabiliyor. Asıl en büyük faydası bu zaten. Evet. Çiğnemenin olmamasının sebebi de çiğneme başladığı an midede sindirim başlıyor aslında. Yani aslında sakız bile çiğnesek mide bir şey geliyor zannedip aynen harekete öyle mi başlıyor? Anladım. Aynen öyle. Bu yüzden bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü onları durdurmaya çalışıyoruz. Evet. Çiğnemenin olmaması sebebi bu. Anladım. Peki bu sıvıyla beslendiğimiz zaman aslında normalde çiğneyerek yiyeceğimiz sebzeleri sıvı halde içerek alıyoruz değil mi? Evet. Amaç posasız, posasız sadece sularını alıyorsunuz. Anladım. Bunlarda genellikle yeşil sebzeler evet ve meyvelerden sağlıyoruz. Bir de kullandığımız fisilyum denilen bir toz var. Yine bizim kendi firmamızın ürettiği. Bu da karnıyarık otu tohumu tozu diye geçiyor. Karnıyarık otu tohumu tozu geçiyor. Bayağı zincirleme isim tamlamasının aynen hali öyle. Anladım. Birisi demiş ki 135 kiloyum nasıl zayıflayabilirim diye. 135 kiloysa yani dediğimiz gibi hani dengeli beslenmek çok önemli. Ya bunu hep söylüyorlar. Dengeli beslenmek nedir? Ya dengeli beslenmek özellikle yaptığınız, günlük harcadığınız kalorinin mutlaka bir kere altında bir kalori almanız gerekiyor. Evet. Günlük. Diyelim ki çok hareketli birisi değilsiniz. Daha çok masa başı çalışıyorsunuz evet ve bir erkek olarak günde 2000 kalori harcıyorsunuz. O evet zaman 2500 kalori almayacaksınız. Tabii değil ki mi? Ya en basit birinci evet kuralı o. Onun dışında biz burada raw ürünler yapıyoruz. Raw ürün nedir? Pişmemiş çiğ. Evet. Yani besinleri çiğ tüketmek. Neden besinleri çiğ tüketiriz? Çünkü besinleri çiğ tüketmek, çiğ demek zaten yaşayan bir organizma demek. Hı hı. Besinleri yaşarken halini tükettiğiniz zaman hiçbir zarar olmuyor. Mesela aynı ürünü bir kızartma veya haşlama yaptığınız zaman illaki bir şeyleri kayboluyor. Haşlamada bunu bile mi? Hani kızartmaya karşılığı ama haşlama bile. Haşlamada anladım bile bir nebze anladım haşlandığı için ona suyuna geçiyor, bir şekilde kayboluyor. Hocam siz kaç kilosunuz demiş birisi. Sizi mi kastetti, beni mi kastetti bilmiyorum ama siz zaten incesiniz. Ben de son dönemde 6 haftada 6 kilo verdim. Dolayısıyla şu anda bence olmam gereken kilodayım. Diyetisyenim de halimden memnun. Siz benden fitsiniz canım. Teşekkürler. Biz şu anda buraya, bu detoks kampına kilo verme amaçlı değil, biraz daha bağışıklık sistemini güçlendirip biraz daha evet toksinlerden arınma amaçlı geldik arkadaşlar. Detoksun amacı aslında öncelikle amacı odur. Kilo evet vermek değil, vücuttaki evet toksinlerden arınmaktır. Hı hı. Çünkü yediğimiz her şeyde yapay bir şeyler var. Evet. Ve bu yapay şeylerde vücudumuzun bir yerinde birikiyor. Hı hı. Bu ileride en kötü senaryo kanser. Evet. Bunlara ve diğer hastalıklara dönüşüyor. Hı hı. Bunlara dönüşmemesi için o toksinlerden bizim kurtulmamız gerekiyor. Detoksun asıl amacı budur aslında. Hani kilo verme niyetiyle gelmek biraz yanlış. Bir arkadaş demiş ki Antalya'nın neresindesiniz, yanınıza gelip bir diyet programı yapalım diye. Süper olur. Ama Mustafa Bey diyetisyen değil ve ben de değilim. Ben bir diyetisyen yardımıyla zaten kilo verdim dediğim gibi. Bence siz
Haftada en az bir gün rahatça gidebileceğiniz iyi bir diyetisyen bulmalısınız. Kafanıza uygun, şöyle gerçekçi bir diyet listesi yazan, yani öyle işte kibrit kutusu kadar peynir, işte onun şu sapı, kadar ünlemle değil, onun sapı bunun çöpü değil. Evet. Bana bulabilir misiniz demiş. Antalya'da mısınız? Anlamadım. Siz Antalya'daysanız Tuğçe Hanım'ı tavsiye edebiliriz. Tuğba Hanım'ı tavsiye edebiliriz. Belki de. Akraborut'ta. Antalya'dasınız, evet. Anladım. Akraborut'ta Tuğba Hanım var. İşte bu diyet Lifeco'nun, Lifeco diyet merkezinin diyetisyeni aynı zamanda. Eminim ki yardımcı olacaktır size. Evet. Yani diyet listesini almak kadar diyet listesini uygulamak da önemli. Uygulanabilir bir diyet listesi olması daha da önemli. Numaranızı verirseniz çok sevinirim demiş. Bence şöyle yapın. Şimdi onun numarası bende yok ama Antalya Lifeco'yu arayabilirim. Aynen, Antalya Lifeco'yu Lifeco diye yazılıyor. Lifeco, aynen İngilizce'deki life gibi. Burayı arayarak diyetisyeninden randevu alabilirsiniz bence. İletişime geçmeyi unutmayın. Şimdi bugün kahvaltıda eğer beni diğer hesaplarımdan da takip ediyorsanız Üşengeç Şef bütün hesaplarım. Bir de Snapchat'te Üşengeç Şefiniz, artık böyle iyice samimi olmuşuz orada. rica ediyorum. Burada bu sabah bir granolalı, badem sütlü, şöyle daha yarım bıraktığım sohbet sebebiyle muzlu ve yeşil elmalı bir kahvaltı yapıyoruz. Kalanını bunu, ekmekle sıyıracağım. Kalanını yani. Evet, ekmekle sıyıracağım. Çok hayatta bırakmam. Her bir gramı benim için çok önemli. Ve gün boyunca da işte bazı sıvı içecekler içiyoruz. Şimdi mesela bunun içinde badem sütü var. Ben Mustafa Şef'ime sormak istedim ki az önce aslında Instagram'da da paylaştım ama kendisi de anlatsın. Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü nasıl yapılır? En az bir gece önceden 12 saat boyunca bademleri, özellikle çiğ bademleri, bunun altını çiziyorum. Kabuklu mu? Kabuklu olabilir, fark etmez o, ama çiğ olması önemli. Tamam. Çünkü her türlü kuru yemiş kavrulduğu zaman hani tamamen ölüyorlar. Tabii. O tamamen artık hani zarara dönüyor. Hani tamam. Çiğ olması burada önemli. Bunu 12 saat önceden en az ıslatıyorsunuz. Ve koyduğunuz bademin 2 katı kadar su koyuyorsunuz. Mesela 1 su bardağı bademse 2 su bardağı suyla blenderda çekiyorsunuz. Hı-hı. Ve bunu bir bone veya tülbent yardımıyla sıkıyorsunuz. Evet. Onun suyunu granolalarınızda, kahvelerinizde süt olarak kullanabiliyorsunuz. Peki neden? Neden normal süt değil? Laktoz sebebiyle mi? İntolerans sebebiyle mi? Normal, yani aslında o kısmına hani girmeyelim. Diyetisyen tamam. olmadığım için ben çok fazla tamam. girmek istemiyorum. Hani yanlış bir şey söylememek için ama normal sütten çok daha faydalı. Faydalı. Aha. Öyle söyleyeyim. Anladım. Onun posasını da bayanlar peeling olarak kullanabilir, yüzlerine sürebilir. Ha tabii, tabii sonuçta tabii. şey. Tabii. Hem faydalı hem şey. Aynen, onun posasına biraz agave şurubu veya bal koyup içine meyveler doğrayıp onu bile yiyebilirsiniz. Hani tabii. Kesinlikle atmıyoruz. Anladım. Her tarafından faydalı. Aynen. Etinden, sütünden. Lifeco ne tarafta hanımefendi demiş birisi. Burası Lara bölgesi Lara diye geçiyor. Lara Dedeman bölgesi. Dedeman vardı ya, eski Dedeman. Eski Dedeman. Yani eski Dedeman şu anda Akraborut diye bir otel Akraborut. Olmuş. Lifeco'da onun içerisinde bir sağlıklı yaşam merkezi. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Başka sizin anlatmak istediğiniz bir şey var mı bu programla ilgili veya zayıflamak yani isteyenlere önerileriniz? Çok çok uzun bunu anlatmak aslında birkaç saat sürer ama dediğim gibi toksinlerden arınmak ve kilo vermek için mutlaka insanları bekliyoruz buraya. Tamam. Onun içerisinde mi demiş? Evet, onun içerisinde yer alıyor. Akraborut'un içerisinde Lifeco. Zaten Lifeco'nun web sitesine girdiğiniz zaman bütün ulaşım ve şey iletişim bilgilerine sahip olursunuz. Çok teşekkür ediyorum kalpler için. Tekrar görüşmek üzere o zaman. İyi günler.